Kur düştü, fiyatlar da, bu tartışmayı sürdüreceğiz. Kur düştü, fiyatlar da düşecek mi sorusu bizim şu anda üzerinde durduğumuz en önemli konu. Çünkü vatandaş, ya kur düştü bu fiyatlar, marketlerdeki fiyatlar falan hiç düşmüyor. Nasıl oluyor bu iş diyor. Bu konuyu konuşacağım. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir telefon hattında. Ömer Bey merhaba. Merhabalar Ahmet Hakan Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Yani biz vatandaş olarak kur düştü, fiyatlar da düşsün diye beklenti içindeyiz. Haklı mıyız? Efendim tabii ki haklıyız. Bu kadar faiz. Ömer Bey. Evet efendim. Dinliyoruz sizi. Efendim tabii ki haklıyız. Tabii ki 2 liraya üretilen köylüdeki ürün marketten 13 liraya alınmasından biz hem üretici tarafı hem de aynı zamanda tükettiğimizden dolayı bu işten muzdaripiz. Bu iş hiçbir kimseyi memnun etmiyor. Ne gariptir ki Ahmet Hakan Bey, sizin kendiniz gibi programınızda tarafsız bölge. Allah aşkına size soruyorum. 2 lira, 2,5 lira tarlada olan ürün nasıl oluyor da markette 12 lira oluyor? Bravo. Nasıl oluyor da 0,80 kuruş olan ürün markette 6 lira oluyor? Daha önceden de söyledim. Bu kar değil. Bu serbest piyasa değil. Bu bir vurgun. Bu bir oyundu. Şimdi sesleniyorum size. Ve bu işe kendine dert etmiş, kendine vazife kabul etmiş gazetecilere, aydınlara sesleniyorum. Allah aşkına mazota gelen zam, gübreye gelen zamla markette satılanın ne alakası var? Mazota zam geliyorsa, gübreye zam geliyorsa bunun yükünü biz çekiyoruz. Bu kadar zamlara rağmen biz 2,5 liraya domatesi satıyoruz. Domates 12 lira, 11,90 lira. Bu vurgun değil de nedir? Biz daha önce de söyledik. Bunlar bir oyun içerisinde. Bu oyun bozulacak. Hatta bunlar neyi istedi biliyor musun? Çiftçi köylü üretmesin, ortalık birbirine karışsın. O karışıklıklardan bu stok yapan, tekelcilik yapanlar büyük para kazansın. Allah aşkına mazota gübreye zam gelmiş. Zaten bunun sıkıntısını biz çekiyoruz. Biz buna rağmen üretiyoruz. Bakın meyve sebzeye Türkiye'nin neresinde üretirseniz üretin İstanbul'a markete maliyeti 1,5 liradır. Kârlı. Mazota, Ömer Bey, mazota, benzine zam gelince onlar diyorlar ki biz çiftçiden alıyoruz. Onu markete kadar getirmek için bir masraf yapıyoruz. O mazota gelen zam o yüzden fiyata yansıyor diyorlar. Üstadım, şimdi özellikle ifade ediyorum. Sizlerin aracılığıyla 85 milyona sesleniyorum. Antalya'da 1,75 olan domatesin fiyatına İstanbul markete gelene kadar mazotu, efendime sağ söyleyeyim, hali haldeki karı KDV'si içinde kilo başına 1,5 lira biniyor. Ve bu gelen son zamlarla birlikte soruyorum size 1,5 liranın üstüne 2 lira daha koyun. Yapar 3,5 lira. 1 lira da öyle koyun. 4,5 lira. Bunu 11,90'a kim nasıl neye izah edecek Ha, siz satıldığını? diyorsunuz ki ne kadar zam gelse de bütün yapılan artışları koysak da diyorsunuz buradaki marketteki fiyat fahiş, fahiş fiyat yani. Efendim market Kim yapıyor bunu? Market mi yapıyor bu farkı? Üstadım bakın bir vurgun ortamından karşı karşıyayız. Bakın vurgun var burada vurgun. Efendim ben köylü çiftçi olarak ürettiğim malı üstüne mazota da zam gelse. Bunlara gübreye gelen zamı bile kendilerine çevirmeye çalışıyorlar. Ya sizin gübreyle ne işiniz var? Yani Sizin bir yemle dakika, ne bir işiniz var? dakika. Bundan... Ömer Bey, yani mazota, gübreye gelen zam üreticiyi ilgilendiriyor. Yani ziraatçıyı ilgilendiriyor, sizi ilgilendiriyor Ömer Bey. Ben diyorsunuz o zamları ben çekiyorum çilesini. Tabii Bu benden beyefendilere soruyorsun niye fiyatlar bu kadar diyorsun. Bunlar da mazot, gübre diyorlar. evet. Çok haklı aslında Benden Ömer Bey. yok pahasına alıyor diyor. Öyle değil mi başkan? Yani sizden ne olursa olsun onun kafasındaki fiyattan alıyor sizden. Bakın daha bir ötesini söyleyeyim efendim. O zaman
kurun düşmesiyle falan bir alakası yok bu marketlerdeki fiyatların inmesinin. Bakın şu anda geçmişten beri oynanan bir oyun var. Bizim üreticimiz, bizim köylümüz, bizler çiftçi her platformda üretirken bizim üzerimizden vurgun yapıyorlar. Ya gübreden sana ne be kardeşim? Gübrenin maliyeti bana yükleniyor. Ben buna rağmen üretiyorum. 1,5 liraya gelip yok zamanda benden domatesi alıp 12 liraya satmanın nasıl izahı var? Bana izah eder misin? Kurla bir ilgisi var mı? Dolarla bir ilgisi var mı bu işin? Efendim bakın bunların kurla, dolarla, gübreyle bir ilgisi yok. Bu direktman köylü ve çiftçiyle olan bir iş. Bunun maliyetini, cefasını biz çekip onlar cefa sürüyorlar. Peki size soruyorum Ahmet Bey, Allah aşkına daha sütün fiyatı 4.75'e çıkmadan önce biz köylüye 4.75'i ödemeden önce bunlar markette sütün litresini 18 lira yaptı. Bu vurgun değil de nedir size soruyorum. 85 milyona sesleniyorum. Sütü bir daha söyler misiniz? Tam anlamadım. Bakın efendim, geçenlerde süt konseyi sütte 1,5 lira, 1,75 lira zam yapacağız diye açıklama yaptı. Süt 3.25'ten 4.75 olmadan daha ismi konuşulmaya başladığı anda ertesi gün markette süt 18 lira oldu. Bunu kim nasıl izah edecek? Hakikaten bu vurgun ya. Değil, bu talan değil, soygun değil de nedir bu? Ya Ömer Bey hakikaten bu nasıl izah ediliyor ya? Böyle bunun bir izahı var işte mı? İşte fırsata çevirdiler bakın. Ya ama bu çok çarpıcı söylediği, bir şey sütle ilgili söylüyor. Tabii 18 liraya çıktı. O, aynı, ben de hatırlıyorum 18 liraya ama çıktı. Şöyle mesela 18 liraya 1 litre süt satılıyor değil mi? Ya da ya ben 7 de, liraya satan da var, 9'a satan da var. Ben 18 yani liraya niye çıktı diyorum. Döviz yükseldi abi dedi evet. Bana bir tanesi. Evet. Dövizle bir ilgisi var mı Ömer Bey bunun kurla, dolarla? Efendim dövizde bunların bir ilgisi yok. Bunların tek ilgisi var vatandaşı soymak. Başka bir hesapları yok. O zaman mesele kurda değil yani. O zaman onu anlıyorum. Ama kur düştü fiyatlar da düşecek mi diye boşu boşuna soruyoruz. Değişikliğe kimse itiraz etmedi. Yani eskiden sütün üretiminde normal köylünün süt üretimi engellendi. Tarım Bakanlığı özel kriterler getirdi. Dolayısıyla bu işteki eksiği kimse tartışmıyor. Yani şu anda bile yapılan bütün tartışmalar sanki herkes parasını dövize yatırmış. Dövize kadar bir kere bazı gerçekleri bilerek konuşmak lazım. Ve gerçek şu. Şu anda yapılanlar geçici olarak güzeldir ama kalıcı hiçbir yöntemi yoktur. Bunu eğer söyleyemezsek aman ha panik yaratmayacağız gibi konuşursak o zaman ortaya farklı sorunlar gelir. Üretici de zamanında itiraz etmediği şeyi şimdi itiraz eder. Şimdi bir kere... Haklı mı Ömer Bey? Ömer Bey şimdi haklı ama şu anda haklı değil. İtiraz etmesi gereken zamanda ziraat odaları tavır koyacaktı. Yani sivil toplum örgütü olarak kamu niteliği olan kurumlar sütün o zaman... Üretiminin engellendiği... Onunla ne ilgisi var bu? Var, şu anda süt tekel haline geldi. Ömer Bey haklı mı Masum tekel Bey? Tekel haline geldi. İstediği yerde pazarlayamıyor ki sütü. Eskiden hani sütçüler vardı satardı. Sağlık için filan yaptı. Geçmişte sütten ölen mi vardı? Ömer Bey? Efendim şu anda bakanlığımızın, bu sayın bakanımızın ifade ettiği gibi köylünün sütünü belirli kriterler adı altında ona bir... TC numarası vererek şu anda sütü satıyoruz. Çok şükür şu an itibariyle bir sıkıntımız yok. Bizim malı üretmekte de bir sıkıntımız yok. Bizim bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz Ahmet Bey? Bunlar köylünün çiftçinin sıkışık olduğu dönemde gidiyorlar tarladan malı satın alıyorlar. Asıl mesele. Ve dilediği fiyata bunu markette satıyorlar. Nasıl satıyorlar bunu markette? Tarladan alıp markete götürene kadar kendi aralarında birkaç tane firma üzerine satarak güya her firma bir kısmı kar ediyor. 2 liralık malı vatandaş da 12 liraya yemek zorunda kalıyor. Ömer Bey şeyi anlamadım. Bu marketler mi gidip tarladan satın alıyorlar? Ama bakın bu efendim, yöntem aynen öyle. Vardı ya.
Nasıl tırmansın? Aynen öyle. Eskiden bakın, de vardı alivre satış diye bir kavram var. Vergi hukukunda var. Tarımla ilgili var. Yani şu anda mesela domates... Tamam da var da git tarladan al da o 2 liraya aldığını 13 liradan... Var da başka kurallar getirince tek ele giriyor. Ama Ömer Bey diyor ki tamam tarladan alsın, tarladan almasına itiraz yok. 2 liraya aldıysan 5 liraya sat, 6 liraya sat, 7 liraya sat, 12 liraya olur mu? Ama bakın ben de diyorum ki bu sistemler modernleşiyor diye eski alışkanlıklar değişirken aslında güçlülerin hakkını koruyan, güçsüzün hakkını ise gözetmeyen bir yapıdır. Yani ne kaç kişi geçmişte anlamıyorum haberleri yani. De yani şöyle bakın eskiden de alivre satış var. Mesela şimdi bizim yediğimiz... Ya biz onu tartışmıyoruz. Diyoruz ki pazardan... Bu işte, pazardan alma. Ya bir dakika pazardan marketler, pazar şey tarladan ürün alır. Hiçbir sorun yok. Ben onu yadırgamıyorum. Market gider ürünü alır 2 liraya, 1 liraya neyse getirir marketinde 3 liraya, 5 liraya, 6 liraya satar makul bir karla. 12 liraya, 15 liraya satamaz. Ömer Bey'in feryadı ona değil mi Ömer Bey? Evet, evet Ahmet Bey kesinlikle katılıyoruz. Bizim canımız yanıyor. Biz para kazanamıyoruz. Hadi biz para kazanamadık onu da kabul ettik. Üretici ürettiği zor şartlarda onu da kabul ediyoruz. Ancak tüketici Allah aşkına bu kadar fahiş fiyata mal alıyorsa bunların bir oyun çevirdiği, bunların bir film yaptığı ortada değil mi? Peki yumurta da öyle. Yumurta mesela tanesi 2,5 lira. Normal yumurtanın tanesi 1,5 liraya. Organik ya da gezen tavuk 2,5 liraya. Onluk paket kaç lira oldu Onur? 26 lira mı? 26 lira. Yumurtada da var mı bu? Efendim gıdanın hepsi, bakın bunların bir derdi vardı. Mevcut olan sistemde beni siyaset ilgilendirmiyor. Umurumda da değil. Benim ürettiğim mala hak ettiğim parayı versin. Benim 2 liraya benden aldın, hadi 5 liraya sattın. Ama 12 liraya sattı mı bizim üretici olarak canımızı acıtıyor. Bizi üzüyor. Burada oyunu kendi aralarında siyaset yaparken veya devleti ne bileyim işte çöktürmeye mi yıktırmaya mı ne hesap yaparken bizim üstümüzden bunu yaptılar. Ama inanın biz her şeye rağmen üretiyoruz. Her şeye rağmen imalat yapmaya çalışıyoruz. Allah aşkına bakın arpa buğday sıkıntısı yaşayacağız diye televizyonlarda birçok ekranlarda diledik un yok efendim işte ekecek buğday yok. Özel sektörün elinde 10 milyon tonun üzerinde arpa buğday var. Hangi vicdan bunu stok etti de piyasada arpa buğday yok, un yapamayacağız, ekim yapamayacağız dediler. Oysa bu bizim elimizdeki arpa buğday hiç ekmesek 2 sene bizim ülkemize hem yemeklik hem ekmeklik yeter. Ama bunların derdi başka. Peki bakın, o kadar buğdayın, arpanın stok edildiğini siz nereden biliyorsunuz? Efendim ben bu işin içerisindeyim. Ben bu işle beraber hayatımı idame ediyorum. Ben bildiğim gibi birçok bu işle uğraşan idareci yetkili de bunu biliyor. Ancak bulanlar devletten olan sıkıntılarını farklı metotlarla beraber uygulamaya çalışıyorlar. Bunu da bizim üstümüzden yapmaya çalışıyorlar. Biz şöyle bir öneri getirdik. Sayın Bakanlık'tan da ilgili kurumlarla da çalışıyoruz. Taban fiyat, talan fiyat. Satamazsın kardeşim. Burası derebeyliği değil. Bu malı 2 liraya alıyorsun. 1,5 lira maliyeti var 3,5 lira. 1,5 lira da koyana 5 lira. 12 liraya satamazsın bunu kardeşim. Tavan fiyat, taban fiyat. Başı boş bulup bunlar meydanı istediği gibi koşturturmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu çok eksik ve hatalı bir durum. Ya biz, Allah aşkına ya. Ömer Bey biz bu konuyu dile getirdiğimiz zaman... söylenen şey şu ya diyoruz ki devlet bir şey yapsın ya bu kadar böyle bir şey olmaz serbest piyasa serbest piyasa var devlet bir şey yapamaz denetimde yapıyorlar zaten falan deniliyor yani sanki çözümü yokmuş gibi bir tablo var ortada şu anda bakın efendim ben size şu anda Ahmet Bey Ankara'dan bağlanıyorum toplantılar yapıyoruz ne yapılır diye. Şu anda bakanlığın ülkesinde Türk Şeker raf fiyat garantili mal satmaya başladı. Yani nedir bu? Efendim malı alacaksın 1,5-2 liraya
maksimum bunu 4 liraya satabilirsin. Diğerini alacaksın 2,5 liraya, maksimum 6,5 liraya satacaksın. Bunu büyük marketlere, ufak marketlere, orta ölçekli marketlere bir şey mi söyleyeceksin? Vermeye başladılar. Zaten bizim arzu ettiğimiz, istediğimiz de bu. Kardeşim, taban fiyat, taban fiyat. Başına bu ticaret yapamazsın. Ben bunu ticaret olarak kabul etmiyorum. Sefer Hocam, serbest piyasa... Bir dakika Ömer Bey, bir dakika. Ben anlatayım onu. Serbest piyasaya aykırı mı bu? Hayır, kesinlikle değil. Ben bu konuyla... Söyleyin. Detaylı şey. Kesinlikle. Çok detaya girmeye gerek yok. Yani denetim nasıl yapılacak? Yani benim derdim o. Lazım. Kesinlikle de yapılması lazım. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bakın buğdaydan bahsediyor ya. Mesela ben rakam olarak vereyim size. Bir yılda Türkiye'nin kullandığı buğday miktarı aşağı yukarı 18 milyon ton. Yani çünkü biz Türkiye... Stok yapıldı diyor. Dünyanın en büyük un satıcısıyız. En büyük ikinci makarna satıcısıyız. Sadece içeride kullanmıyoruz. Yani içeride kullanacağımız kadar buğday kaç katı var? Onda bir problem yok. Yani mesela bu problem yıl, nerede? Bu yıl Türkiye'de 13 milyon ton buğday üretildi. Problem nerede? Bakın 18 milyon ton kullanacağız. 13 milyon üretildi. Kuraklık milyon, etkisi de var. Kuraklığın etkisi vesaire var. 2 milyon da Rusya ve Ukrayna'dan aldık. Şu anda 15 milyon ton var aslında. Diyelim 7 milyonun kullanmışsa 7 milyon ton buğday depolarda var. Fakat şunu yapıyor toptancı. Nasıl olsa bu ülkede 18 milyon ton kullanılacak. Ama ortada bildiğimiz kadarıyla ithalat getirilmesi 15 milyon ton var. Nasıl olsa 3 milyon ton açık var. Ben şimdi satmayayım, ileride pahalanacak diye tutuyor. E ama bu fırsatçılık. Fırsatçılık işte onu söylüyoruz. Yani onun engellenmesi. Buna devlet engel olamıyor mu? Engel olmaya çalışıyor. Olmak için gayret sarf ediyor. Hangi enstrümanla? Bu açık piyasaya aykırı değil. Çünkü açık piyasa, serbest piyasada devletin regüle etme zorunluluğu var, görevi var kanunen. Yani aşırı dereceden fiyat uyguluyorsa müdahale edecek. Bütün devlet alarma geçmiş durumda da hiçbir şey elde edememeleri tuhaf. Yani ben de onu söylüyorum. Alarma Erdoğan fahiş fiyat. Ama işte ediliyor 18, parça parça ediliyor. 18, yani. 18, un konusu şöyle. Talep var diyoruz, 13 üretmişiz. Tabii. Aslında bir kere şu anda, kafadan eskiden Avrupa'nın daha lambarı olan yer, şimdi kendisi için o kadar yeterli üretmiyor. Kendisine yetecek yani buğdayı üretmesi burada, lazım. Ya üretiyor zaten. Üretemiyor diyor. Hayır üretiyor. 3 ton eksik diyor. Bakın Ahmet Bey, kendisine yetecek buğdayı üretiyor. Bunda biz, mesela biz Türkiye olarak tükettiğimiz diyelim 7 milyon ton, 13 milyon ton üretmişiz. Ama bir o kadar da 18 milyon tona ihracat yapıyor. İhracat yaptı. En büyük tamam. Unu ihracatçısı. Zafer Şahin sürekli onu anlatır. Öyle. Bir de Sayın Bakanım. Sorun burada. Ya şunu diyoruz söyleyeyim ya, bakın. Ara mal üretimi şey yapalım. Yani eğer biz 18 bin ithalat, ihracat, tüketim kullanıyorsak bizim planlamamız bu kadar üzerinde olmalı. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Yani bu yalnız bu iktidar değil. Bu konuşmaları sırf şimdiki iktidarı eleştiriyor gibi bakılmasın. Bundan evvelki iktidar döneminde de teşvikleri kaldırdılar tarıma. Niye? Avrupa Birliği böyle istiyor diyor. Avrupa Birliği'nde teşvik var. Yani bizim burada mesela bu yıl bu krize rağmen şu anda Sayın Ziraat Odası Başkanı'nın elinde deri olması gerekir. %15 eksik nohut ekmişiz. Yani nohut ihtiyacımızın %15'e. Niye? Çünkü ithalat var. İthalatta da şu kriz dolayısıyla vergi muafiyeti verdik. Şimdi kimse şunu söylemiyor. Daha bu kriz fiyatlar artmadan bir ay evvel, iki ay evvel Antalya'da domatesi döküyoruz diye haberler yapılıyordu. Yani o haberler niye yapılıyordu o zaman? Demek ki bu konuda ciddi bir kamuoyunu aydınlatma yok. Ciddi planlama. Bir şakaflık yok, planlama şöyle, yok. Hayır bakın planlama var. Bak nasıl var biliyor musunuz? Kim yapıyor Ahmet planlama Bey'in? Şeyini biz kapatmışız. Dinleyelim bir bakalım nasıl yapıyorsunuz? Şöyle kapatmayı olmayan planlama nasıl yapacak? Bakın olmayan planlama diye bir şey yok. Hani un örneği üzerinden gideyim. Dediler ya unun çuval fiyatı 350 lira şu bu falan. Toprak Mahsulleri Ofisi hemen Türkiye'de kimin una ihtiyacı olduğu mahalle mahalle fırına kadar biliniyor dijital ortamda. Git kardeşim diyor, şuradan diyor, şu fiyata un alabilirsin diyor. Şikayetçi misin 350 liradan? Git diyor şuradan al. Hepsi yönlendiriliyor, bu bir. İkincisi şu an dünya olağanüstü dönemden geçiyor. Kuraklık var Ahmet Bey. Rakamları bu yüzden açıklamıyorlar. Çünkü Rusya senin yağış durumuna bakarak sana göre pozisyon alıyor. Doğru. Sana ne kadar
buğday satarıma hesaplıyor. Eğer sende bir açık görürse buğdayın fiyatını arttırıyor. Aynı şeyi biz de yapıyoruz. Dolayısıyla hani insanlar şunu bilsinler, hiçbir planlama yok, hiçbir tedbir alınmıyor. Böyle bir şey yok. Anladım. Şu an Türkiye'nin özellikle buğdayda, ihracatı, tahılda, Ömer Bey, ihracatı bizim devlet mi yapıyor? Ömer Bey, kalın bir reklama gideceğim. Reklamdan sonra tekrar konuşalım. Bir reklama izin verir misiniz? Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Devam ediyoruz. Ömer Bey telefon hattında mı? Ömer Bey? Dinliyorum efendim. Size bir veda edeceğim de bir son... Yani bu kur düştü, fiyatlar da düşecek mi meselesine bir şey söyleyin ya son olarak. Efendim kur düştü, bunların kurla da bir ilgisi yok ama madem kur düştü onlar da fiyatı düşürsünler. Madem onlar bu ülkede para kazanıyorlar, bu milletin ürettiğinden para kazanıyorlar, biraz da ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizden aldığından %500 para kazanmasınlar, biraz daha imanlı davransınlar. Ve ben sizlere de özellikle çok teşekkür ediyorum. Her platformda bu konuyu gündeme getiriyorsunuz. Allah sizlerin de sayısını artırsın. Biz üretici olarak bizi sahadan çıkarıp işi tekelleştirmeye getiriyorlar. Ama biz her platformda üretiyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir mevzu da şu anda Türk Şeker piyasaya mal vermeye başladı. Raf garantili. Aldığı fiyat belli, satacağı fiyat belli. O yüzden inşallah o da bunu düşürecektir. Ama bizim ana temelimiz, o Allah aşkına bizden 2 liraya aldığı domatesi 1,5 lira maliyeti kar dahil binip 3,5 liraya satıp para kazandıkları domatesi 12 liraya satmasınlar. Bizden 5 liraya aldığı sütün içerisindeki enzimlerini çekip sütü su haline götürüp 18 liraya bravo satmasınlar. Yağını da ayrı bir satıyorlar. Bir de biraz para kazandırsınlar ki biz de hayatta kalalım. Biz onlar gibi çok para kazanmak istemiyoruz. Biz az kazanıyoruz, zarar ediyoruz, her şeye rağmen üretiyoruz. Biz de sizlerin aracılığıyla köylü ve çiftçinin özel bir istirhamını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu mevcut olan tarım sigortası çok yükselmiştir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, istirham ediyoruz köylüler olarak. Lütfen bunu bir daha gözden geçirin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir şey sorabilir miyim ayrılmadan? Ömer Bey, Zafer Şahin size bir şey sormak istiyor ayrılmadan son olarak. Ömer Bey, şimdi şu söyleniyor. Bu özellikle zincir diye tabir ettiğimiz firmaların, daha ürün marketlerin, daha ürün tarladayken, hatta daha sizin ekim aşamanızda gelip bazı tarlaları aldığı, daha sonra kurdukları alt şirketlerle, işte nakliye işinde o şirketler aracıyla yaptıkları, yani sürecin her safhasında farklı firma isimleriyle ama aynı firmanın olduğu, tam da bu sizi doğruluyor. Ve çok ciddi maliyetler olmadan sizin ürününüzü de yok pahasına aldığı söyleniyor. Sistem şu an biraz böyle mi işliyor Türkiye'de? Efendim maalesef aynen ifade ettiğiniz gibi bunun adını da serbest piyasa koymuşlar. Biz böyle serbest piyasayı kabul etmiyoruz. Güçlü bir devlete sahibiz. Bunlara bu fırsatı vermeyecek. Vermemek lazım. Babanın malı gibi 2 liraya imal edip 12 liraya bizi bu kadar sıkıntıya sokarak yapma haklarına sahip değil bunlar efendim. Çok teşekkürler Ömer Bey. Sağ olun.